Ve her gün aşılamada rekor üzerine rekor kırıyoruz. Türkiye'de dün 1 milyon 400 bini de aşan bir aşılama vardı. Elini çok rahatlattı tabii. Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin dünyada geliştirdiği ilk aşı olan Pfizer-BioNTech aşısı. 120 milyon dozluk anlaşma imzalandı. Türkiye rahatladı ve aşı programı jet hızıyla devam ediyor. Ve yaş sınırı da artık 35'e çekilmiş durumda. Böyle giderse bu yaz, bu turizm sezonu belki kurtulacak ama ne olursa olsun sonbahar başında Türkiye rahat nefes alabilecek. Son durumu ekranlara taşıyalım. Günde tabii ki hani bir hemşire 200-250 belki de 300 aşı yapıyor ama inanın kimse bir şey demiyor. Türkiye aşıda vitesi yükseltti. Bir günde 1,5 milyon aşıya yaklaşıldı. Yaş sınırı da 35 ve üstüne çekildi. Çalışanlar bulundukları yerde aşılanmaya devam etti. Ve herkesin aşı olmasını istiyorum açıkçası. Çünkü ben bir Covid geçirdim zaten Aralık'ta. Nasıl geçtiğini çok iyi biliyorum. Yani yaşadım ben onu. Yani kimsenin de yaşamasını istemiyorum. Aşı yaptırmak isteyenler önce form doldurmaları gerekiyor. Formu doldurduktan sonra ise kayıt işlemi yapılıyor. Kayıt işleminden sonra ise önce sırada bekliyorlar. Sıraları geldiğinde de aşıları yapılıyor. Aşı yoğunluğu kat be kat arttı. Öyle ki yoğun ilgi bir ara sistemi kilitledi. Aşı olacaklar bir süre beklemek zorunda kaldı. Herkes oluyor, çok güzel bir uygulama bu, burada olması. Dışarıda olacaktı, git gel yol olacaktı. Böyle hemen 5 dakikada olacak inşallah. Hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak için yerinde aşılama sistemine geçildi ve yerinde aşılama sisteminin bu seferki adresi Kuyumcu kent oldu. Burada 20 bin esnaf var ve bunların aşılanması için stand kuruldu. Onlar burada aşılanıyor. Aynı zamanda alışverişe gelenler sisteme kayıtlıysa onlar da bu noktada aşı olabilecek. Güzel oldu. Aradan çıktı. Randevu alamamıştık hastanelerden bir yoğunluktan dolayı. Böyle bir uygulama vardı. Değerlendirdik. Koronavirüste mücadelenin öncüleri sağlık çalışanları yoğunluğa karşı hazırlıklıydı. Koronavirüsüyle mücadelede sağlık çalışanları en ön cephede yer aldılar. Onların bu mücadelesi sırasında çok yoruldular. Özellikle aşıya olan ilginin artmasıyla birlikte her biri günde yaklaşık 250-300 aşı yapıyor ancak hiçbiri bu yorgunluktan şikayetçi değil. Gerçekten yorulduk ama bunların hepsi tatlı yorgunluklar. Artık hani biz de maskemizi attığımız, normale geçtiğimiz günleri görmek istiyoruz. Bunlar tatlı yorgunluklar. Evet yoruluyoruz ama inanın yaptığımız şeyden dolayı çok mutluyuz. Sadece Kuyumcu kentte değil, İstanbul'da onlarca farklı noktada mobil sağlık ekipleriyle binlerce çalışan iş yerlerinde aşılandı. Hayırlı olsun aşınız. Sağ olun, teşekkür ederim. Neler söylemek istersiniz? Şu an bir şey söyleyemiyorum. Acıyor mu? Hem de nasıl.